tersini yapıyorsunuz. O hainliktir yani. Şimdi o cehalet falan değil, hainliktir. Bunun ne olduğuna, nasıl olduğuna bir bakalım izleyicilerimizle paylaşalım. HalkTV.com.tr'de yine Havasal imzalı bir haber. 542.557 kişinin maaşı kesildi. Kaynak arayan AKP engelli ve 65 yaş aylıklarına göz dikti. Karaman ve çevresinde yaptıkları saha çalışmasında çok sayıda vatandaşın 65 yaş maaşları ile engelli aylıklarının kesildiği şikayetini aldıklarını söyleyen CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver bunu tespit edip bir soru önergesi verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na. Bakan Derya Yanık'ta bir yılda toplam 542.557 kişinin yaşlılık, engelli ve engelli yakını aylığının kesildiğini. Neyi kesmişler? Neyi kesmişler bilmiyorum. Yani nasıl bir açıklama getireceklerini de bilmiyorum. Bunu takipçisi olmak lazım. Cevap bu bakanlıktan gelen. Az şey değil. Çünkü şu sorun da var. Şimdi sosyal yardımla yaşamak zorunda kalan insanların seslerini ana akımda, ulusal medyada vesaire duymakta zorlanıyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi, gündemi belirleyen temel araç sosyal medya. Bu insanların büyük çoğunluğu sosyal medya imkanı yok, internet olanakları yok, telefon olanakları yok vesaire. Yani dolayısıyla ciddi bir yoksulluk krizi içindeler ve dertlerini gündeme getiremiyorlar. İkincisi, eğitim düzeyleri çok düşük. Eğitim düzeyleri düşük olduğu için kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Eğitim düzeylerinin düşük olması onların suçu değil. Halihazırda imkanlar yüzünden bu şekilde. Dolayısıyla gözümüzü görmediği bir grup bu. Bu grubun sayısı ne? 10 milyon. Yani böyle 100 bin, 200 bin vesaire desen hani dersin ki tamam gözümüz gör. 10 milyon memleketin %10'undan fazlası sosyal yardımlarla geçinmek durumunda. Fakat sosyal yardımlar şimdi asgari ücrete odaklanıyoruz, bazen emekli maaşına odaklanıyoruz ama sosyal yardımların enflasyon karşısında nasıl eridiğine odaklanmıyoruz. Sürekli söylüyorum ben burada. Mesela şartlı eğitim yardımı aylık 55 lira para veriyor çocuğa. Aylık 55 lira para ne yapar ya? Doğum yardımı sosyal diye... Sosyal yardım verdim mi verdim. Verdim mi verdim. O kalemde doğum yardımı. 8 yıldır o kalem duruyor. Doğum 8 yıl diye... önce işe yarıyordu. Aynen. Şimdi... Pul oldu. Doğum yardımı diye sosyal yardıma ihtiyaç duyan bir anne çocuğunu doğurduktan sonra devlet 2016 yılında 300 lira para veriyormuş. Her kadına değil, ihtiyacı olan, zor durumda olan kadına 300 lira para veriyor. 2022 yılında da 2021 yılında da 300 lira veriyor. Şimdi ne anladık biz bu işten? O 300 lira bugün 300 lira cık oldu. Cık oldu. Arttıramıyor. Niye arttıramıyor? Çünkü tam olarak kaynaklarını doğru kullanmıyor. 11.7 milyar lira KKM'ye para vermiş. Yani KKM yüzünden ortaya çıkan faizin üzerine garanti diye 11.7 milyar lira para vermiş. Bunu da ben böyle tahmin edip hesaplayıp falan söylemiyorum. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün sitesine giriyorsunuz. Evet. HalkTV.com.tr'de yazdığım şekilde takip ediyorsunuz. O veriye ulaşabiliyorsunuz. 11.7 milyar ne demek? Bu şu demek. 11 milyon 700 bin emekliye 1000 lira fazladan para vermek yerine, bak 11 milyon 700 bin emekliye 1000 lira fazladan para vermek yerine, siz halihazırda parası pulu olan, halihazırda parasını pulunu mevduatta değerlendiren, KKM mevduatta değerlendiren 200-300 bin kişiye dağıtmayı tercih ediyorsunuz. Bu bir tercih. Ne iktisatta bir kural var değil mi? Her tercih bir vazgeçiş. Çünkü sonsuz kaynakların yok senin. Bir tercihte bulunduğun zaman bir şeyden vazgeçiyorsun. Emekliden vazgeçiyorsun, yaşlıdan vazgeçiyorsun, engelden vazgeçiyorsun, KKM'ye veriyorsun. Ne yapacaksın? Yani şimdi milyonlarca emekli ikramiye bekleyen, artış bekleyen, zam bekleyen dönüp bakmalı bana verilmesi gereken para nereye ve kime? Emeklinin 1000 lirasını, KKM'ye verdiler. Bu iktidar faize karşı değil mi? Gelirlerinin büyük bir bölümünü faiz ödemesine gitmiyor. Çünkü kaynak para bulamıyor ki. Para bulamadığı için yüksek faizle borçlanıyor. İşte en son dolar değil mi? %8 faizle. Tabii. Dolar borçlu. %8 faiz olabilir mi dolara ya? Onunla borçlanmak zorunda. Ve gelirlerin aldığı paranın büyük bölümü iç ve dış borç ödemelerin faizlerine ediyor işte. Bak şeyde Mahfiye İlmez yayınlamıştı. İlk 3 ayında bu yılın bütçeden ödenen faizle hesaplamış. İç borçları %58, dış borç %108 artmış. %108 dış borç
faiz ödemen artmış. Faiz arttı. Şimdi devamlı faize para öde öde öde. Evet. Kaynak kalmıyor. Sonunda geliyor dediğin gibi şeye, emekliye sıra gelince para bitti diyorlar. Ya kardeşim dön bir günde öbür tarafa de ki ya para bitti, kaynak bitti. Hı. Ben önceliğimi emekliye vereceğim. Önceliğimi memura vereceğim, işçiye vereceğim. Bir günde onu de. Ama bak işte insanlar, sistem böyle. Geldiğin yeri unutuyorsun. Geldiğin başka bir evreye geçiyorsun. Başka bir ortama geçiyorsun. Ve o seni orada tutacağını zannediyorsun. Hı. Yani sen müteahhitlere veriyorsun. Müteahhitler sana siyaseti finanse ederek geri dönüyor. Maalesef. Senin işte öyle bir düzen kuruyorsun. Onları sen paralarını finanse, onlar seni finanse edemeyecek. Bu çarkın içine girdiğin zaman alt tarafa para kalmayınca alt tarafı da unutuyorsun. Tabii. İşte onlara ne yapıyorsun? Başka şey satıyorsun. İşte nas var diyorsun. Bir Müslüman olarak yapmak zorunda diyorsun. Dini kalkan yapıyorsun. Onların başka duygularını elde ediyorsun. Sabredin diyorsun. İşte peygamberimizle az yerdi diyorsun. Ona sabır diyorsun. Bir imtihandan geçiyoruz diyorsun. Bu bir sınama da diyorsun. Kullanıyorsun onların. Riya akıyor yani. Tabii. Her onların bütün riya akıyor. Ama öbür tarafa gelince anında ödemeler yapıyorsun ki çünkü ertesi gün bir telefonda bir şeyleri onlar tarafından finanse edileceğini herkes biliyor, görüyor. Niye bu kadar yüksek garantili köprüler, yollar yaptırıyoruz ki? Niye bu kadar çok onlara paralar ödedi? Çok mu sevdikleri için? Hayır. O paraların belli bir kısmı siyasetin finansmanına akıtılıyor ki o kadar paralar veriyor. Niye verirsin Zafer Havaalanı'na o kadar garantiler var? Uçmayan... Fatih Altaylı dün güzel bir yazı yazmış Habertürk'te. Teşekkür ederim Çanakkale Köprüsü için devletime demiş. Çünkü ilk defa sadece kendim için bir köprü yapıldığını hissettim demiş. Saat 19. Tek başına sadece tek, o mu geçmiş? Çünkü diyor ki yani Behramkale'den doğru İstanbul'a gittiğiniz zaman bu köprü yolunuzu uzatıyor. Ama İzmir'den gittiğiniz zaman çok pahalı ama tamam yolu kısaltıyor. Saat 19 itibariyle diyor gittim. Bak hafta sonu saat 7 akşam 7 itibariyle. Yok. Diyor ki ne karşıdan gelen vardı benden başka ne de benle beraber geçen vardı. Sadece ben dedi, temiz şekilde, hiç kimsenin geçmediği bu köprüden sadece tek ben geçtim. Işte. Teşekkür ediyorum devletime diyor. Evet. Ya görüntü bu işte. Evet. Şimdi buraya lazım mıydı, değil miydi? Bu uzun uzun tartışılır. Uğur Emek'in söylediği gibi 40 bin tane kahraman Marmara'yı böyle turlarsa tabii, eğer, her gün turlarsa bu köprüye ihtiyaç oluyor. Evet. Ama ona vereceksin parayı şimdi. 1 Temmuz itibariyle tık. 6 ay tabii, parasını verecek. Geçmeyenlerin parasını tık diye verecek. Ama şey emekliye gelince dur bakalım daha mecliste görüşülecek. 1100 lira değil mi? 1200 mi olsun, 1300 mi olsun, 1500 mi? Mecliste bak kavgalar çıkacak, gürültü olacak falan filan. Dediği gibi geçmeyen köprü, Çanakkale Köprüsü bence büyük bir skandal olacak. Çok skandal olacak. Kimse yazmayacak. Zafer Havalimanı gibi anacağız Çanakkale Köprüsü. Tabii, Çanakkale Köprüsü'ne. Araç da geçmeyecek ama paraları tıkır tıkır ödeyecek. Çünkü İngiliz mahkemeleri var. Biz sık sık işte konut fiyatlarını burada konuşuyoruz. Kira artış oranlarını konuşuyoruz. Bugün de konuşacağız. Elimizde yine önemli haberler var. İzmir mesela gözlerin çevrildiği bir yer. Çünkü en yüksek kira artışının olduğu ikinci kent İzmir. İzmirliler de dertli. Bu konut haberine saat 9'da ya da 10'da daha yine yakından bakalım. Şu anda süremiz el vermeyecek ama bu artık bir konut krizinden, fiyat artışından bu şekilde ifade etmekten çoktan uzaklaşıp çünkü bu geride kaldı. Bu bir barınma sorununa döndü. Yani evi olmayan insan için şu anda çare tükenmiş durumda. Yapabileceği hiçbir şey yok hele ki 5 yılını falan tamamladıysa ev sahibinden telefon gelip de işte şu kadar fiyat bu olacak deyince ne yapacak? Yapacak hiçbir şey yok çünkü evden çıktığı anda başka bulabileceği ev yok daha ucuza. Ciddi bir kriz var. İsterseniz bunu şey yapalım. Tabii. Daha sonra bunu konuşalım. Alalım. Bir de bu bölümde de konu. Ha bu bölümde zamanımız yetmez. Onda evet. Bak bu senin dediğin gibi konut krizi, gıda krizi, enerji krizi, geliyoruz ekonomik kriz ama bence hepsinin tepesinde Türkiye'de bir rejim krizi var. Evet. Evet, bütün doğru, ana doğru. Sebep bu. İsterseniz onda da mesela 9'da göçmense onda da Meral Akşener de biliyorsun şikayeti sistemine çıkıp geldi. Altılı masa toplantısı falan. Orada doğru. Da istiyorsanız ayrıntılı bir şekilde. Evet, evet.
Bunu da ele alabiliriz. Çünkü yani politik Türkiye'de. Bir meseleye dönüştü. Ekonomi sadece yani, ekonomi tabii. olmaktan çıktı. Ama biraz önce sen anlattın. Tercih meselesi. Tercih. Bu politik bir tercih. Sen iktidardaysan onu tercih edersin. Ben iktidardaysam başka bir şey tercih ederim. Seda gelince o baş...